Değerli izleyenlerim, bugünkü Sorularla İslamiyet programında cennet ne ile kazanılır sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Malum bu dünya hayatından sonra ikinci bir hayat başlayacak. Ahiret hayatı gelecek. Ahiret hayatının iki menzili var. Cennet ve cehennem. Hem cennet hem de cehennem insanlar için. Bu dünyada nasıl ki her hükümetin itaat edenlere bir takım mükafatları, iyi işler yapanlara mükafatları, kötü işler yapanlara da hapishane gibi cezaları olur. Cenab-ı Hakk'ın bu alemde çok muhteşem bir saltanatı var ve bu alem insanlar için kurulmuş, insanların imtihanı için bir salon hükmünde. Elbette bu dünyadaki bu imtihanın neticesi diğer aleme yansıyacak. Bir kısım insanlar ilahi adaletin neticesi olarak cezasını çekmek üzere cehenneme gönderilecek. Bir kısım insanlar da Cenab-ı Hakk'ın lütfuna mazhar olup cennete alınacaklar. Elbette cennete gitmek en büyük bir nimettir ve insan bunun için yaratılmıştır. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bizleri cennete davet ediyor. Vallahu yed'u ila dâri selam. Allah sizi Dârüsselâm'a davet ediyor. Vallahu yed'u ilal cenna. Allah sizi cennete davet ediyor. Dârüsselâm cennetin isimlerinden biridir. Mesela bizler bu dünyada evrensel bir barışı elbette arzu ederiz. Dünyanın her tarafında, başta ülkemiz, barış hakim olsun, insanlar birbiriyle dost, kardeş olsun. Bunu canı gönülden isteriz. Ama bu kabul olmayacak bir dua gibidir adeta. Hz. Adem'in iki oğlundan başlayan mücadele günümüzde de devam etmektedir. Akan kan gittikçe artarak devam etmektedir. Dolayısıyla zaman zaman barış, güzel şeyler bu dünyada hakim olsa da genelde bu dünya o kadar bir barış yurdu değil. İnsanlar rahat durmuyor. Ama cennet hayatı tümüyle Dârüsselâm olacak. Tümüyle insanların selamette kalacağı, tam bir barış ve esenlik içinde kalacağı bir mükafat diyarı olacak. İşte böyle bir cennet acaba ne ile kazanılır? Cennetin bedeli nedir? Kısaca bu soruya cevap vermeye çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin başlarında 25. ayette Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ. İman eden, salih amel işleyenleri altlarından nehirlerin akmış olduğu cennetler ile müjdele. Burada iman ve salih amel, bu ikisine dikkat çekiliyor. Yani cennet ne ile kazanılır? İmanla ve salih amelle. İman, sahih bir iman olması lazım. Yani biz de inanmışız diyelim. Başka din mensupları var, onlar da inanmışlar. Ama Allah'ın istediği tarzda iman olmazsa bu makbul bir iman değildir. Salih amel ise Allah'ın emretmiş olduğu şeyler. Namazdır, oruçtur, zekattır, başkalarına yardımda bulunmaktır. Bütün bu gibi şeyler salih amel oluyor. Bir insan kuvvetli bir imana sahip olmalı. Allah'a, ahirete, meleklere, daha diğer inanılacak şeylere iman etmeli ve salih amellerle de bunları desteklemeli. Allah'a iman, Allah'a ibadeti iktiza eder. Ben Allah'a inanıyorum diyen birisi elbette Allah'ın emirlerini yapmak, Allah'ın yasakladıklarından da kaçmakla mükelleftir. Ahirete inanıyorum diyen birisi ahiret için çalışması lazım. Madem ki ahiret gelecek, o halde günahlardan uzak kalmak gerekir. Madem ki cennet, cehennem var, cenneti kazandıracak amelleri fazla fazla yapmak, cehennemi netice verecek kötü işlerden de tümüyle uzak kalmak lazım. Diyelim peygamberlere inanıyoruz. Peygambere inandığımıza göre peygamberimizin gittiği yoldan gitmek gerekir. Peygamber Efendimizin gittiği yola sünnet-i seniyye diyoruz. Yani peygamberin gitmiş olduğu o güzel parlak yol. O yol bizi cennete götürür. O yol bizi cennetin hem de en üst makamlarına götürür. İşte peygambere inanmak, peygamberin yolundan gitmeyi netice vermeli. Yoksa sadece inanıyorum demek yeterli değil. Kitaplara iman var. Kur'an-ı Kerim'e inanıyoruz. Allah'ın gönderdiği diğer kitaplara inanıyoruz. Kitaba inanan birisi olarak kitapta ne var ne yok herhalde bilmemiz gerekir. Yoksa Allah'ın kitabını bilmeden oradaki hükümleri uygulayabilmemiz elbette mümkün değildir. İşte kitaba inanacağız. İnanmış olduğumuz kitabın gereklerini de yerine getirmeye çalışacağız. Öte yandan kadere iman, imanın esaslarındandır. Kadere inanan birisi elbette ki Allah'a tevekkül etmesi gerekir. Ve hak şerleri hayreyler, zannetmeki gayreyler, arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler demesi ve tevekkül etmesi gerekir. Yoksa başına bir musibet geldiğinde feryat eden, ben ne ettim de bu başıma geldi. Haşa bazılarından duyuyoruz, diyorlar ki Allah bula bula beni mi buldu? Bu imana aykırı bir durumdur. Allah'ı kabul ediyor, kaderi de kabul ediyor ama başına gelen o hale razı olamıyor. Ve bir nevi Allah'ı insanlara şikayet ediyor. Halbuki kendi nefsini Allah'a şikayet etmesi gerekir. Yani Allah'ım, nefsim senin elindedir, şeytan senin tasarrufundadır, ben kendi nefsime söz geçiremiyorum, şeytana mağlup düşebiliyorum, nefsime karşı beni galip kıl, şeytandan beni uzak kıl. Bu anlamda insanın dua etmesi gerekir. Ama bakıyorsunuz ki başına bir felaket, bir musibet geldiğinde feryadı basıyor, kaderden şikayet ediyor. Kadere imanla kaderden şikayet elbette birbiriyle bağdaşmaz. İşte iman amel etmeyi netice vermeli ve bir insan inanmış olduğu şeylerin gereğini yerine getirmeli. Bunlar salih amel oluyor. Ama bir insan inandım diyor, imanın gereğini yerine getirmiyorsa o insanın imanını bir kontrol etmesi lazım. Acaba gerçekten iman etti mi etmedi mi? Kendini bir kontrol etmesi gerekir. Allah'a iman ediyorum diyor ama Allah'a isyan ediyorsa, kitaba inanıyorum diyor, kitabı okumasını bile bilmiyorsa ve kitaptaki hükümlere ters hareket yapıyorsa, peygambere inanıyorum diyor ama peygambere muhalefet ediyorsa, daha bunun gibi diğer iman esaslarına inandığını söylüyor ama tersini yapıyorsa, bu insanın her şeyden önce kendi imanını bir kontrol etmesi lazım. Gerçekten inanıyor mu, inanmıyor mu? Yoksa sadece inandığını mı zannediyor? İşte değerli izleyenlerim, cenneti kazanmanın bileti imandır, salih ameldir. Bir insan imanını kuvvetlendirmeli ve salih amelden payını artırmalı. Bunu yaptığında o insanlar için cennetler var. Allahu Teala cennetleri o insanlara müjdeliyor. Bakın, tek cennet değil, cennetler. Kur'an'ın ifadesi çok dikkat çekicidir. Çünkü şu dünyada mertebeler olduğu gibi ahirette de cennette de mertebeler olacak. Bir insan şu dünyada bir kulübede durabilir. Diyelim 120 metrekarelik bir evde yaşayabilir. Ama güzel bir villada da oturabilir. Daha da güzeli bir köşkte veya sarayda oturabilir. Bunların hepsi mesken itibariyle oturulabilecek yerlerdir. Ama en güzeli daha kalitelisidir. Daha güzel olanıdır. İşte cennette de insan en son cennete giden kişi olsa yine büyük bir bahtiyarlıktır. Dünya genişliğinde bir mülk, bir saltanata kavuşacaktır. Ama cennette de mertebeler var. Cennette de daha güzeli var tabiri caizse. İşte bir insan en güzeline bu dünyada tabi olmalı. Ruhsatı değil, azimeti esas almalı. Nefsine taviz vermemeli ve bunun neticesinde cennetin üst makamlarını elde etmek için adeta yarışmalı. Kur'an-ı Kerim'de "Sâriû ilâ mağfiratin min